Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri. Bugün 24 Haziran Cuma ve haftanın son gününde yeniden sizlerle birlikteyiz. Ve sevgili izleyicilerimiz manşet programıyla karşınızdayız. Evet, bugün de gündemi paylaşacağız. Gündeme dair konuları aktaracağız sizlere ve gündeme dair ne varsa hepsini aktaracağız sizlere. Evet, hem Radyo Klas'tan hem de İçel TV'den canlı yayınla sizlere ulaşıyoruz sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri. Ben Tekin Narşap, manşet programına da başlamış olduk. Her zaman olduğu gibi programımıza başlarken aziz şehitlerimizi rahmetle andığımızı, hatıralarına sahip çıktığımızı, niçin şehit olduklarını unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı söyleyerek başlamak istiyoruz. Gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunarak, yaralarımıza da acil şifalar dileklerimizi sunarak başlayalım. Ve tabii şu an bizleri korumak için görevleri başında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve polis teşkilatı mensuplarına da buradan selam, sevgi ve dualarımızı iletiyoruz. Evet, neler yapacağız bugün yine? Her zaman olduğu gibi yerel gazetelerimizin ilk sayfalarını aktaracağız. Ardından ulusal gazetelerimizin ilk sayfalarıyla Türkiye ve dünya gündemine göz atacağız. Ve sosyal medya paylaşımlarına da bakacağız. Ve tabii ki bugün sevgili izleyicilerimiz, bugün yine dün Ramazan ayı dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu etkinlikler kapsamında üçüncüsünü gerçekleştirdiği ve geleneksel hale getirdiği Ramazan programı etkinliklerinin Mersin ayağındaydık. Biliyorsunuz ilçeleri de geziyoruz canlı yayınlarla. Dün Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaydık. Güzel bir gösteri vardı, güzel bir program vardı. Ondan da bir kesiti sizlere aktaracağız. Evet ve hemen ne yapıyoruz Ezel? Sosyal medyayla başlayalım. Peki, sosyal medyayla başlayalım. Bakalım sosyal medyamızda neler var? Ve bugün 24 Haziran'a dair neler paylaşılmış? Evet, Sayın Ali Cumhurtaşkın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine hukuki destek ve güvence getiren kanuni düzenleme meclisten geçti paylaşımını gerçekleştirmiş. Ve geçiyoruz Sayın Avukat Alpay Antmen. Günaydın, haftanın son çalışma günü mutlu ve başarılı geçsin. Ve Sayın Avukat Alpay Antmen de yeni anayasa tuzağı, panel, çıkış yolumuz Atatürk devrimidir. Avukat Alpay Antmen'in yöneticiliğinde Mersin Baro Başkanı, konuşmacılar Ümit Kocasakal ve emekli Tümamiral Soner Polat. Sevgili izleyicilerimiz, Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şubesi düzenleyen, ne zaman Ezel? 25 Haziran 2016 Cumartesi günü saat 14'te Mersin Ticaret Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilecekmiş. Onu da buradan duyurmuş olalım böylelikle. Ve devam ediyoruz Sayın Aytuğ Atıcı. Terörle mücadeledeki başarısızlığınızı askere yıkmak istiyorsunuz diyor. Mecliste yapmış olduğu konuşmayı paylaşmış Sayın Atıcı. Ve Sayın Baki Şimşek de Özçelik Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği protokol iftar programına katıldık. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Ve Sayın Burhanettin Kocamaz'da Tarsus Yarenlik Alanı ve Kültür Park Kentsel Tasarım projelerimiz kapsamında başlattığımız çalışmaları inceledik. Bu kutlu gecenin nurlu şafağı, müminlerin haftalık bayramı Cuma, ülkemize barış, milletimize sevgi, barış, huzur ve kardeşlik getirsin amin dilekleriyle paylaşımını gerçekleştirmiş. Ve Sayın Cesim Ercik'te İHA'nın organize ettiği ve Sayın Mevlüt Ekmekçi'nin himayesinde gerçekleştirilen yetim iftarına katıldık deniliyor. Midyatlar Dernek Başkanı Zeyni Acat ve yönetimi ziyaretimize geldi. Ayaklarına sağlık demişler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanlığı paylaşmış. Mersin İl Başkanlığı'na bağlı çalışma komisyonları toplantıları hız kesmeden devam ediyor. İzmir Milletvekilimiz Sayın Özcan Purcu'yu İl Başkanlığımızı ziyaret etti demiş Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanlığı. Ve yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Kılıçdaroğlu, dokunmazlıklarla ilgili referanduma girilseydi ülkede ayrışma büyüyecekti. Bunun önüne geçtik, tuzağa düşmedik diyor. Ve Erdal Aksünger'in paylaşımını retweetlemiş Sayın Kılıçdaroğlu. MİT milletvekilleri için rapor hazırladı. MHP'deki çalkantıları kullanıp 15-16 milletvekilini transfer etmek istiyorlar demiş. Ve dokunmazlıklarla ilgili hiçbir CHP'li vekile telkinde bulunmadım. Özgür iradeleriyle oylarını kullandılar demiş Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.
ve Erdemli Belediyesi Kız Kalesi mahallemize yapmakta olduğumuz düğün salonu çalışmamız devam etmektedir. Düğün salonsuz mahallemiz kalmayacak diyor. Ve Gülnar Belediyesi de sevgili izleyicilerimiz, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Gülnar Belediyesi işbirliğiyle Gülnar Belediyesi mesire alanında sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Belediye Başkanımız Ahmet Günel, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar Koordinasyon Şube Müdürü Mustafa Yüzer ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Ve Sayın Lütfi Elvan, MÜSİAD'ın iftar programına katıldık diyor. Silifke Fen Lisesi'ne Milli Eğitim Bakanlığımızdan onay çıktı. Hayırlı, uğurlu olsun diyor. Silifke Fen Lisesi'ne Milli Eğitim Bakanlığından onay çıktı. Silifke'yi almak istiyor. Silifke önemli bir ilçemiz. Tüm ilçelerimiz önemli. Silifke'de alınmak isteniyor Ezel'cim. Silifke nereye açılıyor Ezel'cim? Bak diğer taraflara git, nerelere gidiyor Silifke? Antalya'ya doğru yolu var yani. O yüzden Silifke'de önemli bir kale. Bu kalede tabii ki alınmak isteniyor. Bir takım projeler sunuluyor ve bu projeler işte hayata geçirilmeye çalışılıyor. Evet. Ve devam ediyoruz. Sayın Mustafa Destici, Gata'da tedavi gören yiğit kahraman gazilerimizi ziyaret ettik. Rabbim acil şifalar versin ve onlardan razı olsun demiş. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Yaralı güvenlik güçlerimize şifa, ailelerine sabır versin. Güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin diyoruz yürekten. Sayın Mehmet Türe, Anamur Belediye Başkanı, Anamur Belediyesi şirket personelleri iftar yemeğinde bir araya geldiğine dair paylaşımını gerçekleştirmişler. Ve Mersin Büyükşehir Belediyesi de Sayın Burhan Tökocamaz, Akdeniz Mezitli Toroslar ve Yenişehir ilçelerine hizmet verecek olan Yakaköy mezbahasını inceledi. Mezbahanın Ramazan bayramından sonra açılması planlanıyor. Yavaş mı konuşayım? Sen beni alıştırdın. Araya süre koyarsan böyle hızlı konuşmak durumunda kalıyorum. Bu da ne oluyor? Okuduğum şeylere yansıyor Ezel'cim. Yani okuduğum... Evet. Sen beni kısıtlıyorsun. Konuşma. Evet. Tabii hızlı olmaya çalışıyoruz bu arada. Evet. Devam edelim. Sayın Nebi Yılmaz, MUT Belediye Başkanı, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği protokol iftar programına katıldık paylaşımını gerçekleştirmiş. Ezel'cim bu ton iyi mi? Bu ağırlık iyi mi? Peki. Ve Sayın Oktay Öztürk, Mersin Büyükşehir Belediye'mizin düzenlediği iftar yemeğindeyiz diyor. Mersin'de dostlarla bir aradayız diyor. Dün göremedik. Evet, dün alandaydık çünkü biz Özgecan Aslan Meydanı'ndaydık. Evet, Sayın Olcay Kılavuz, Türk milletinin şeref nişanesi kahraman gazilerimizi Gata'da ziyaret ederek her zaman yanlarında olduğumuzu belirttik. Evet, nereye? Evet, gerçekten bakın bunu çok önemsiyoruz. Yani gazilerimizin, yaralılarımızın, şehitlerimizin mutlak suretle hatırlanması gerekiyor. Eğer biz bu ülkede rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayabiliyorsak, sevdiklerimizle bir arada kalabiliyorsak, güvenlik güçlerimizin sayesinde. Görüyorsunuz, hain, kalleş, kahpe, terör örgütü her yerden insanlık dışı muamelelerle hiç sivil ayrımı, çocuk ayrımı yapmaksızın katliamlar yapmak peşinde. Ve buna siper olan güvenlik güçlerimiz PKK terör örgütünün, kalleşlerin, hainlerin, eteklilerin bu tür müdahalelerine karşı durmak adına göğsünü siper ediyor. Bu yüzden biz güvenlik güçlerimize destek çıkmalıyız. Bu yüzden biz güvenlik güçlerimizi sahiplenmeliyiz. Bu yüzden biz güvenlik güçlerimizin yaralılarına da sahip çıkmamız gerekiyor. Moral motivasyona ihtiyaçları var. Çünkü onlar bizim için yaralandılar. Bizler için yaralandılar. Bunu unutmamak lazım. Silifke Belediye Başkanı Sayın Doktor Mustafa Turgut'un paylaşımına geçiyoruz. Çocuklarımız daha güvenli ortamlarda oynasınlar diye parklarımızın eski oyun gruplarını değiştirmeye devam ediyoruz demişler. Özgür Çocuk Parkı hala miting alanı olmaya devam ediyor. Bunu da sevgili yetkililere duyuralım. Demek ki neymiş? Ezel'cim bak, ben şunu anladım. Mersin'de bir takım sivil toplum örgütleri gerçekten sırf sivil toplum örgütü diye yaşıyor bak. Bir amacı yok. Nedir? İşte A Derneği. A Derneği olduğu için yaşıyor. Yoksa A Derneği'nin bu kente katacağı değerler için değil. Ben onu anladım.
Ben onu anladım. Yani benim anladığım sivil toplum, benim anladığım kent dinamikleri, kentin her türlü sorunuyla yakından ilgilenen ve bu kenti daha müreffeh seviyelere ulaştırma noktasında elini taşın altına koyan kuruluşlardır. Ama bakıyorsun, geliyor adam sivil toplum örgütüne başkan seçilmek için elinden geleni yapıyor. Başkan seçildikten sonra siyasi partiden acaba milletvekili adayı olur muyum? Acaba belediye başkan adayı yaparlar mı beni diye bir bakıyorsun arkadaş bir siyasi partinin şemsiyesi altına giriyor. Ve sonra da biz bu sivil toplum örgütlerinden kentin faydasına çalışmalarını bekliyoruz. Şimdi bizim yaptığımız yanlış değil mi? Yani abesle iştigal değil midir? Bence öyledir. Ha, bu kentte gerçekten sivil toplum bilincini yaşatan kuruluşlarımız yok mu? Var. Ama parmakla sayılabilecek kadar az. Bu da yeterli değil Mersin için. Sayın Şerafettin Aşut, mesela ya bir tek ben mi istiyorum Özgür Çocuk Parkı'nın Özgür Çocuk Parkı olarak çocuklarımıza tahsis edilmesini? Bir tek biz mi istiyoruz? Biz istiyoruz. Bizim dışımızda destek var mı? Ya bir sürü dernek var. Baktığında her türlü eylemi gerçekleştiriyor. Bak her türlü eylemi. Kadınlar gününde çıkıyor, protesto eylemi yapıyor. İşte babalar gününde çıkıyor, bir şeyler söylüyor. Hayvanlar gününde bir şeyler söylüyor. İnsanlar gününde bir şey söylüyor. Ama halkın yararına olan bir şeyde sessiz kalıyorlar. Yani ben isterdim ki sivil toplum örgütleri de çıkıp destek versinler. Evet, Özgür Çocuk Parkı adına yakışır bir park olsun ve çocuklarımıza tahsis edilsin. Orası miting alanı veya protesto eylem alanı olmaktan çıkartılsın diyebilmeliydi bence herkes. Ama maalesef bizden başka kimseden ses çıkmıyor bu konuda. Ha, diyeceğiz ki izlemiyorlar mı bizi? İzliyorlar. Çünkü eleştirdiğimiz zaman hemen şikayette bulunuyorlar. Demek ki izleniyoruz. Demek ki kulaklarına kadar gidiyor söylediklerimiz her cümlesi ama. Ama hani bir söz vardır biz Türklerde, işine geldiği zaman duyar, işine gelmediği zaman sağır rolünü oynar. İşine geldiği gibi. Evet, ama biz söylemeye devam edeceğiz. O sağır sultanlara duyurana kadar biz Özgür Çocuk Parkı'nın adına yakışır bir şekilde düzenlenmesini istiyoruz. Sayın Şerafettin Aşut paylaşmış BBC'ye göre son durum. ABD'de kalalım diyenler. 10.813.727, AB'den çıkalım diyenler 11.519.435 ve Türkiye'ye çifte standart uygulayan Avrupa Birliği. Ben ayrılmak istiyor değil mi? Kim? İngiltere mi? İngiltere %52 ayrılmak istiyor. Resmi olmayan sonuçlara göre. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben yaklaşık 10 yıldır 15 yıldır söylediğim tek bir cümle vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği kapısının önünde kendisine her dayatılan her şeyi yapmakla mükellef bir ülke değildir. Türkiye Cumhuriyeti kendi birliğini kurabilecek kapasitede güçlü ve büyük bir ülkedir. Ve bu ülkeye destek verecek birçok ülkede vardır. Yani bu konuda ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne girme mücadelesine pek anlam verememişimdir. Ve her zaman da Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne girmesinde karşıyım. Çünkü eğer Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'ne girecekse ki Avrupa Birliği ne işe yarıyor onu da anlamış değiliz. İnsanlar ölüyor sessiz kalıyorlar. Bombalar atılıyor sessiz kalıyorlar. Çocuklar öldürülüyor sessiz kalıyorlar. Gazze'ye ambargo uygulanıyor. Oradaki Filistinli vatandaşlar, Filistinli insanlara her türlü kıyım gerçekleştiriliyor. Çıtı bile çıkmıyor. Peki bu Avrupa Birliği ne işe yarar? İşe yaramayan bir birliğin içinde Türkiye'nin ne işi var? Türkiye Cumhuriyeti'nin, bence Sayın Cumhurbaşkanımız güzel bir rest çekti. Biz de halkımıza döner sorarız ve ben inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlar da Avrupa Birliği gibi sağır, kör ve dilsiz bir birliğin içerisinde olmayı istemeyecektir. Ve istemeyiz. Çünkü bizim yapımıza, bizim düşünce tarzımıza, bizim yaşam tarzımıza ve bizim anlayışımıza karşı çok ters Avrupa Birliği. O yüzden bence Avrupa Birliği'ne girmek yerine Avrupa Birliği Türkiye olmalı bence. Önce bunu başarsınlar. Eğer Türkiye olabiliyorlarsa o zaman Avrupa Birliği'nin bir manası ve mantığı olacaktır diyoruz. Geçiyoruz. Süre koymadın Ezan.
Sayın Şevket Can Tarsus Belediye Başkanı Hazreti Daniel Meydanı'nda düzenlediğimiz iftar programımıza katkı sunan Ekinşah İnşaat'a teşekkür ediyoruz. Evet. Ve devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Emine Erdoğan özel harekat mensuplarının eşleriyle iftar yaptı sevgili izleyicilerimiz. Ve Sayın Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ankara Temelli Jandarma Karakolu'ndaki askerlerle birlikte iftar yaptı. Evet, moraldir, motivasyondur, destektir, arttırılması gerekiyor ve bu tür desteklerin sonuna kadar devam etmesini talep ediyoruz. Evet, ve kamu spotlarından şimdi de farklı bir paylaşıma geçiyoruz. Doçent Doktor Yılmaz Tezcan paylaşmışlar efendim. Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doktor Tuna Akçay'dan Mersin'deki arkeolojik çalışmalar hakkında bilgi aldık. Mesela şimdi çok merak ediyorum. Geçen gün gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Silifke'ye gidiyoruz. O Kız Kalesi'nin orada kazı çalışmaları var. Biliyorsun değil mi mesela? O kazı çalışmalarıyla ilgili ne oldu? Yani habire oraya bütçeler ayrılıyor ama ne oldu? Yani neler yapılıyor bilemiyoruz. Hani hazır konu bundan açılmışken Mersin'deki arkeolojik çalışmalar hakkında bilgi almış Sayın Vekilimiz. Aldığı bu bilgileri kamuoyuyla da paylaşırlarsa en azından bizler de rahat ederiz. Tamam, bir arkeolog olmayacağız ama kentimizde bir yerler eşeleniyorsa bizim de vatandaş olarak bunu bilme hakkına sahibiz. Efendim? Kız Kalesi'nde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı'na seçilen Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın Seyit Ahmet Baş'ı tebrik ediyorum demiş Doçent Doktor Yılmaz Tezcan. Evet. Ve devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Yerel gazetelerimize geçeceğiz. Ama yerel gazetelerimize geçmeden önce. Sevgili izleyicilerimiz, gerçekten son zamanlarda biliyorsunuz birlik beraberliğe, dayanışmaya ve birbirimize yardım etmeye ihtiyacımız vardı. Ramazan ayı bu vesileyle birlik ve beraberlik, kardeşlik duygusunun artırılması noktasında bence hani 11 ayın sultanı ve 1000 aydan hayırlı bir ay olarak da geçiyor. Bence boşuna değildir bu kadar önemsenmesi Ramazan ayının. Çünkü birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en üst safhadan yer aldığı bir süreç yaşıyoruz. Sayılı bir süreç yaşıyoruz. Bakın, yavaş yavaş çıktık, şimdi yavaş yavaş iniyoruz. Ramazan ayını da bitiriyoruz. Ve Ramazan'ın maneviyat duyguları yaşatılmaya çalışılıyor. Hani hep kullanırlar, nerede o eski Ramazanlar diye. Çünkü o eski Ramazanlarda anlatıldığında birlik, beraberlik vardı. Yardımlaşma duygusu vardı. Evde pişen çorbaya konu komşuya dağıtılacak kadar ek ilaveler yapılırdı. Sahurda komşuya gidilir, beraber sahur yapılırdı. İftar sofraları kurulur ve iftar sofralarında mahalleliler bir araya gelirdi. Herkes kendince bir şeyler getirirmiş. Böyle birlik, beraberlik duygusu içerisinde o maneviyat yaşanırdı. Şimdi o maneviyat duygusu Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yaşatılmaya çalışılıyor. Oraya girdiğinizde sanki böyle çok eski bir döneme gittiğinizi hatırlıyorsunuz. Yani oraya kurulan standlar, standların yapısal değerleri ve orada yapılan programlar Ramazan ayını ve Ramazan maneviyatının coşkusunu yaşatmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi 3.sünü gerçekleştirdiği Ramazan etkinlikleri programında dün Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaydık. Bakın, özetini geçeceğiz. Dün canlı olarak aktarmıştık sizlere ama bugün gün içerisinde de tamamı yayınlanır diye düşünüyorum. Ama şimdilik küçük bir kesitini verelim. Bakın neler yaşamışız dün Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda. Yap yavrum, küfür ederim. Et oğlu, dümdüz giderim. Git oğlu, giderim. Git yavrum, giderim. Git oğlu, git oğlu. Hoppa. Kötü adam, kötü adam, kötü adam. Teşekkür ediyoruz. Yine tiyatro Şubat oyuncularından Bilal Nadir Bektaş ve Alper Boran canlandırdı Tuzsuz Deli Bekir ve oğlu Hüsamettin'i. Şimdi sırada sevgili Mersinliler, ne var? Siz o kadar güzel bir yerde yaşıyorsunuz ki, biz işimiz gereği çok dolaşıyoruz. Çok şehir gördüm. Gerçekten Mersin, başta söylediğim gibi,
Mersin Akdeniz'in incisi, sizler de burada yıldızlarısınız. Sizleri alkışlıyorum, teşekkür ediyorum. Şimdi programımızın bu bölümünde size birini anons edeceğim. Etmeden önce sazları ben alkışlarınızla bir sahneye alayım. Sevgili sazları, biraz önce söyledim, işimiz gereği çok dolaşıyoruz Türkiye'de diye. Yol Orkestrası yerlerini alsın, ondan sonra sanatçımızı size takdim edeceğim. Davutcan Akyüz, yeni bir ses, bestekar, söz yazarı, ikinci albümünü yaptı. Albümündeki bütün eserlerinin sözleri ve besteleri kendine ait. Yeni çıkan albümü müzik kanallarında belki de izlediniz, şimdi birazdan gördüğünüzde tanıyacaksınız. Albümleri müzik marketlerde isteyenler alıp dinleyebilirler. Sazlarımız hazırlıklarını tamamladıktan sonra, yerini aldıktan sonra Davut Akyüz'ü, yani albüm ismiyle Davutcan Akyüz'ü ben sizlere takdim edeceğim. Çıkış parçası. Evet sevgili izleyicilerimiz, az önce Meddahlar da sahnedeydi ve küçük kardeşlerimiz tabii ki onlar yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Merhaba kızlar, tanıyalım sizi, sırayla gideceğiz. Benim adım Yağmur. Senin? Merve. Merve, senin? Eyyur. Sevim. Sevim. Peki çocuklar, az önceki oyunu Hacivat ile Karagöz'ü de izlediniz mi? Sırayla yine. İzledik. Efendim biz aslında misafiriz. Söylemedim. İzledik. Beğendiniz mi? Beğendik. Size hizmet veren burada. Evet, beğendim. Tiyatro oyuncularına. Peki, ne yapılıyor burada? Teşekkür ediyorum. Evet, ona da çok güzel biliyorsun zaten ya. Sen şarkı mı söyleyecektin? Evet. Söyle bakalım. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın Ramazan etkinlikleri kapsamında mahallede Ramazan konseptiyle bir program hazırladık. İlçelerimizde geziyoruz. Bugün sadece Mersin merkezdeyiz. Biz devam edeceğiz. Ne var? Mut. Kim söylüyor? Çamlıyayla. Televizyonun pepesinden. Hangi şarkı? Yani bugün biz sizin şarkıcı gönlünüzde misafiriz. Programımızın bitiş saatine kadar dolu dolu programımız. Peki size iyi eğlenceler diliyorum. Gitme düşlerinden, yetme sayarim. Program devam ediyor. Bugün Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndayız. Mersin'de yayın yapan tüm kanallarla ve onlarca radyoyla canlı yayındayız. Ve Kültür Sosyal İşleri Daire Başkanı Sayın Aşkın Günay'la birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Evet, bugün de yine farklı bir etkinlikle buradayız. Yine Özgecan Aslan Meydanı'ndayız. Neler söyleyeceksiniz? Evet, tüm Mersinlerin Ramazanları tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gördüğünüz gibi artık Özgecan Aslan Meydanı'nda Mersinler her gününü geçirmekte ve keyifle burada Ramazan'ı kutlamaktalar. Şimdi gördüğünüz bu akşamki grubumuz yaklaşık 40 kişilik. Koreografisiyle birlikte Aşık Sefai hocamız, Kenya'dan gelen akrobasitimi ve buradaki tüm kadroyla birlikte ilçelerimizde de program yaptılar. Mersin'de de program yapıyorlar. Dolayısıyla Mersin bütün şehirle birlikte, ilçeleriyle birlikte de Ramazan'ı coşkuyla yaşamakta. Bugün de Mersinliler bu güzel etkinliği izliyorlar. Her zaman dediğimiz gibi Türkiye Ramazan'ı Mersin'den takip ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan etkinliklerinde büyük önem vermekteyiz. Ve özellikle sanatsal çizgi olarak da yapılan etkinliklerde en iyiyi Mersin'e sunmakla gayret etmekteyiz. Onun için de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocaman'ın talimatları doğrusunda en güzeli, en iyiyi burada Mersinlilere veriyor. Böyle büyük bir alev çok istiyorum sevgili Erdal. Bravo! Yak buraları Erdal. Teşekkür. Evet. Gerçekten güzeldi. Küçük kardeşlerimiz de gerçekten şahaneydiler. Teşekkür ediyoruz. Onları öpüyoruz. Her kesimden insan vardı. 7'den 70'e. Her kesime hitap eden güzel bir program vardı. Herkesi mutlaka derinden sarsan ve yüreğine işleyen güzel aktivasyonlar vardı, aktiviteler vardı. Küçük kardeşlerimiz de kendileri için Hacivat ile Karagöz ve Meddah oyunları sunumu gerçekleştirilmişti. Büyükler için de Aşık Sefai vardı, Ahmet Çoşkun vardı ve az önce izlediğiniz sanatçımız vardı Sayın Gündüz. Ve tabii Kenyalı akrobatlar da vardı sevgili izleyicilerimiz.
Biz her gittiğimiz ilçede onlarlayız, onlarla birlikteyiz ama ilk defa onları dün Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda da gördük. En azından Mersin'deki vatandaşlarımız da onlarla tanışma fırsatını buldular. Evet, Ali Gökhan Şamiloğlu'na gidiyoruz. Mersin gündemini değerlendireceğiz. Ardından yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum Tekindar Şap ve İçel TV seyircilerine, Radyo Klas dinleyenlerine sağlıklı, mutlu bir gün dileyerek başlayalım. Mersin gündeminde yer alan konulara ayrıntılar tabii haber bültenlerimizde ve saat 14'teki İçel gündemi programıyla saat 16'daki tekrar Tekindar Şap'ın sizlerle birlikte olacağı programda ekranlarınıza ve frekanslarınıza gelecek diyoruz. Havalar sıcak. Dolayısıyla Makine Mühendisleri Odası uyardı. LPG'li araçlar kesinlikle sızdırmazlık raporu alsınlar ve araçlarını, LPG tanklarını kontrol ettirsinler. Çünkü havaların sıcak olması nedeniyle LPG'li araçlar risk taşıyor. Üzücü bir olayın yaşanmaması için LPG'li araç kullanan vatandaşlar araçlarını ve tanklarını ve sızdırmazlık kontrollerini kesinlikle ve kesinlikle yaptırsınlar uyarısında bulundu. Ayrıca sızdırmazlık raporunun alınması amacıyla da Makine Mühendisleri Odası da kolaylık sağlıyor. Odayla iletişime geçilebilir diyoruz. Türkiye'de ilk olarak Mersin'de açıldı. Ne açıldı? Suriyeli Hekimler Derneği açıldı. Ve Suriyeli Hekimler Derneği sağlık, yardımlaşma ve dayanışma temasıyla açıldı ve Suriyeli doktorlar tarafından kurulan bu dernekte 10 Suriyeli doktor, dahiliye, genel cerrahi, ortopedi, çocuk, kadın doğum, sinir hastalıkları gibi branşlarda tedavi, poliklinik hizmeti de vermeye başladılar. Hava sıcaklıklarının yoğun olması ve mevsim normallerinin üstünde olması nedeniyle orman yangınları da sıklıkla Mersin'de çıkmaya başladı. Hatırlanacağı üzere geçen hafta içerisinde Silifke ilçesinde aynı noktada iki gün arayla yangın çıkmıştı. Bu kez de dünyaca ünlü ve çok önemli bir tarihi ve doğal değer olarak kabul edilen Kayacı Vadisi'nde, Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi Kayacı Vadisi'nde orman yangını çıktı. Orman yangınına tabii helikopterlerle, arazözlerle, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar da söndürme işlemlerine destek verdiler. 10 dönüm Kızılçam ormanı tamamen yandı. Bu yangında tabii soğutma çalışmaları da hala devam ediyor. Ve konunun uzmanları uyardılar. Lütfen ama lütfen seyahat halindeyken araçların camından sigara, söndürülmemiş sigara izmariti atmayalım. Ormanlarda cam gördüğümüz zaman o cam parçalarını alalım. Mersin'in Mut ilçesinde Hacı Nuhlu Mahallesi'nde jandarma ekipleri bir eve operasyon düzenlediler ve bu operasyonda 400 kök Hint keneviri ve 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Tabii yaz mevsiminde ve turizm mevsiminin açıldığı bu günlerde özellikle turizm bölgelerinde hem jandarma hem de emniyet birimleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sıkılaştırdılar ve çok fazla miktarda özellikle de Hint keneviri ve esrar ele geçiriliyor. Yine Mersin'in Erdemli ilçesinde Suriyeli tarım işçilerini taşıyan bir otobüsün şarampole yuvarlanması sonucunda 13 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi yapıldıktan sonra çoğu kişi de ayakta tedavi edildi. Hafif yaralıydı. Taburcu edildiler. Spora geldiğimizde Mersin'de çok çok önemli bir organizasyon düzenlenecek. Bu organizasyon Artistik Cimnastik Dünya Kupası.
Evet, Mersin'de ilk kez düzenlenecek Dünya Artistik Cimnastik Kupası Mersin'de gerçekleştirilecek. Mersin'de Akdeniz Oyunları sırasında Mersin'e kazandırılan Mersin Cimnastik Salonu'nda yapılacak olan bu şampiyona olimpiyatlar öncesindeki en önemli organizasyon olarak kabul ediliyor. Ayrıca tabii dünyanın dört bir tarafından sporcular ve spor heyetleri Mersin'e gelecek. Bu da Mersin'in tanıtımı açısından çok çok büyük bir önem taşıyor. Ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor 27 yaşındaki Tiffany Hayes ve Türk pivot Nevin Christian Vatanseveri de renklerine bağladı. Bu kadın basketbol takımımız Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin önümüzdeki sezon Avrupa'da da hem Mersin hem de Türkiye'yi temsil edecek. O nedenle transfer çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Mersin İdman Yurdu'na geldiğimizde önemli bir gelişme yaşandı. Şöyle ki, Kalkınma Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin İdman Yurdu Başkanı Hüseyin Çalışkan'ı Ankara'da çalışma ofisinde kabul etti. Ve Hüseyin Çalışkan, Sayın Elvan'a Mersin İdman Yurdu'na yardım yapabilecek kapasitede olan işletmelerin, Mersin'deki işletmelerin ve iş adamlarının listesini verdi. Hatta o buluşmada Sayın Elvan birkaç iş adamını arayarak da Mersin İdman Yurdu'na maddi destek verilmesini istedi. Ve takımın son durumu hakkında Sayın Çalışkan'dan bilgi alan Sayın Elvan, Ramazan ayı sonrasında hemen Mersin İdman Yurdu'nun daha da maddi açıdan ve manevi açıdan güçlü bir hale gelebilmesi için çalışmaları başlatacağım dedi. Bu da tabii ki camiada bir heyecan yarattı diyoruz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na ve yerel gazetelerimize geçeceğiz ve yerel gazetelerimizin ilk sayfalarını aktaracağız sizlere sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri. Akdeniz Gazetesi ile devam ediyoruz. Akdeniz Gazetesi'nin ilk sayfasına baktığımızda da faiz indirimi inşaat sektörüne nefes aldıracak, karşılıksız çek piyasaları tıkıyor haberi var. Ve esnaf Bağkur primi mağduru diyor. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sabit Yelkoğan, esnafın dertli olduğunu belirterek Bağkur primlerinin düşürülmesini istedi. Ve kayıt dışı artar, esnaf biter diyor. Küçük esnaf ve sanatkarlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak az tehlikeli ve 50'den az çalışanı olan kamu, özel tüm iş yerleri iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğuna isyan ediyor. Mersin Esop Başkanı Talat Dinçer, zaten güçlükle ayakta durmaya çalışan esnafın bu kanunla birlikte nefes alamayacağını belirterek ya kayıt dışı artar ya esnaf biter dedi. Ve prim borcu olanlar tedavi olamayacak diyor. Mezitli ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bünyamin Önel, SGK'ya prim borcu olanlara kötü haber verdi. Başkan Önel, prim borcu olanların tedavi hizmeti alamayacağını belirterek 25 yaşına kadar olan borcun silindiğini, 25 yaş sonrasındaki borcunu ödemeyenlerin tedavi hizmetinden yararlanamayacağını duyurdu. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye, Mersin Gazetesi. Suriyeli doktorlar Mersin'de dernek açtı. Türkiye'de ilk olarak Suriyeli Hekimler Derneği Mersin'de açıldı. Sağlık, yardımlaşma ve dayanışma temasıyla açılan dernek çatısı altında Suriyeli doktorlar poliklinik hizmeti de vermeye başladı. 10 doktor, dahiliye, genel cerrahi, ortopedi, çocuk, kadın, doğum, sinir hastalıkları gibi birçok konuda hizmet veriyor. Bu arada sevgili izleyicilerimiz. Ve keşke orada kalıp yaralı insanlara yardım etseydik diyoruz diyorlarmış doktorlar. Ben de tam da onu soracaktım. Keşke Suriye'de yaşanan bu dram ve vahşetin karşısında orada yaralılara yardım noktasında bir katkı sunabilirler miydi diye. MUT'un üst yapısı güçlendiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi MUT genelinde başlattığı yol çalışmalarıyla ilçenin üst yapısını güçlendiriyor. İlçenin birçok noktasında aynı anda sürdürülen asfalt çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlemesinden vatandaşlar memnun olduklarını ifade ediyorlar. Ve şemsiyesiz dışarı çıkmayın diyorlar. Bir süredir Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak havalar konusunda uzmanlardan bir uyarı daha geldi. Mersin Devlet Hastanesi doktorlarından uzman doktor Deniz Gezer, vatandaşların sıcak havada dikkatli olmasını isteyerek risk grubunda olan hastaların güneşin tam dik geldiği 11 ve 16 saatleri arasında
dışarıda dolaşmaması gerektiğini, dışarı çıkarken açık renkli, pamuklu ve bol elbiseler giymeliyiz. Mutlaka şemsiye bulundurmalıyız. Günlük 2-2,5 litre sıvı almalıyız demiş. Tabii bu arada sevgili izleyicilerimiz, bazen görüyoruz bazı yaşlı vatandaşlarımız, yani evet mutlaka ibadet yerine getirilecektir, getirmek isteyenler için söylüyorum. Oruç mutlaka tutulması gerekiyorsa tutulacaktır. Tutmak isteyenler varsa tutacaklardır. İbadetini bu şekilde yapmak isteyenler yapacaklardır. Bakın dinde zorlama yoktur. Neden oruç tutmuyorsun, neden tutuyorsundan öteye çıktık biz. Ama şu da bir gerçek. Şimdi ibadetler genelde sağlıklı insanlara zorunlu kılınmıştır. Yani bedenin, ruhun bu konuya hazırsa o ibadeti gerçekleştirmek durumundasın. Gerçekleştirmediğin takdirde günah sayılıyor. Dinimiz öyle der. Şimdi bazı yaşlı vatandaşlarımızı görüyoruz. Gerçekten ilaç kullanan var. Zaten hava koşulları çok ağır, çok sert. Özellikle Mersin'de nemle birleşince nefes almakta zorlanılıyor. Yaşlılarımız bu konuda yok, bu ay Ramazan ayı tutmamız lazım diyerek sağlıklarını içe sayıyorlar. Ama bir kere daha biz de söyleyelim. Vücudu zarara sokmak günahların en büyüğüdür. Zaten ibadetler sağlıklı bireyler için, sağlığı yerinde olan, hem maddi hem manevi açıdan durumu iyi olanlar için farzdır diyoruz. Ve yaşlarımızın bu konuda zorlamamalarını, sağlıklarını iyi kullanmalarını istiyoruz. Ve devam edelim, farklı bir gazeteye geçelim. Haberci gazetesi Anamur nükleere karşı haberine yer vermiş. Mersin'de nükleer karşıtları kolları sıvadı. Bir yandan Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı çevre düzeni planında Akgül nükleer santralinin işaretlenmemesi için çalışma yürüten Mersinler, diğer yandan da üreticilerden sivil toplum kuruluşlarının toplumun farklı kesimlerini bilgilendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlarmış. Ve utanç verici bir balıkhane. Mersin tarihi mekanlarından biri olan ancak eski günlerini arayan balık pazarı için balıkçılardan artık harekete geçin çağrısı geldi. Ve tarım işçileri kaza yaptı. Mersin'de trafik kazası, 13 yaralı olduğuna dair haber. Geçiyoruz Güney Gazetesi'ne. Sendika ve belediye her konuda anlaştı. İşveren sendikası devreye girdi ve işçilerin taleplerini en aşağı düzeye çekti. Taşeron işçiye TİS oyunu diyor. Ve çiftçi kayıt sistemi için son hafta uyarısı gerçekleştirmiş. İş yerlerine iş güvenliği uzmanı ve hekimi bulundurma zorunluluğu tepki aldı. Kayıt dışı artar, esnaf biter diyor. SGK'ya prim borcu olanlar da tedavi olamayacak haberine yer vermiş yine gazete sevgili izleyicilerimiz. Ve muhtardan tel örgü açıklaması. Korukent muhtarlık binasının etrafı tel örgüyle çevrildi. Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine muhtar İlyas Kılınç'tan burada içki içiyorlardı iddiası geldi. Ve geçiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Tabii biliyorsunuz muhtarlarımız programında gitmiştik. Hatta Ezel, şu kamelyayı hatırlıyorsan, şu kamelyanın altında çekimler yapılmıştı. Evet, o zaman bu tel örgüler yoktu. Ve Yeni Güney Gazetesi'ne geçiyoruz. Yeni Güney Gazetesi'nin ilk sayfasına baktığımızda sıcak havalara dikkat diyor. Son günlerde hava sıcaklıklarının aniden artışı insan sağlığını olumsuz etkilemekte. Kronik hastalıkları bulunanlar, yaşlılar, çocuklar ve hamilelerin dikkat etmesi gerektiğine dair bilgiler aktarıyor uzmanlar bu konuda sevgili izleyicilerimiz. Tabii artan klima tüketimi de tabii ki beraberinde klima sağlıklı bir şekilde kullanmanın önemini ortaya çıkartıyor. Klima kullanımına dikkat diyor. Hastanedeki uzmanlar zengin klima kullanımı konusunda bilgiler aktarılmış gazetenin iç sayfalarında. Ve Hakimiyet gazetesine geçiyoruz. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir karşılıksız çek piyasaları tıkıyor açıklamasına yer vermiş. Tayini çıkan hakim ve savcılar veda etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı kendileri için veda yemeği düzenledi sevgili izleyicilerimiz. Oruç tutarken baklagil tüketin bol bol. Mersin'de bakliyat yemekleri yazarlarından beslenme ve diyet uzmanı oruç tutanların sağlıklı beslenmelerinde kuru baklagil tüketiminin önemli olduğunu belirterek kuru baklagillerin hem tokluk hissi verdiğini hem de en zengin besin grubu olduğu için tercih edilmesi önerisinde bulunulmuş bu arada. Evet, ve yerel gazete turumuz böylelikle sona erdi sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri. Bu arada İngiltere'deki son durum, resmi rakamlar açıklandı herhalde değil mi Ezel?
Son rakamlar, resmi rakamlar nedir? %51.9 İngiltere vatandaşları yapılan referandumda Avrupa Birliği'nden çıkılsın demiş. %48.1 de hayır kalınsın demiş. Doğru mu? Evet. Yani referandumla halka soruldu. Halk da hayır biz Avrupa Birliği'ni istemiyoruz. Peki madem Avrupa Birliği Sayın Binali Yıldırım da soruyor ya İngiltere'ye. Diyor ki madem Avrupa, hani demişlerdi ya bu gidişle Türkiye 3000 yılında ancak Avrupa Birliği'ne girer diye bir açıklama yapmıştı İngiltere, doğru mu? Şimdi biz de onlara soralım. Madem Avrupa Birliği bu kadar cici, bu kadar güzel, Türkiye'nin oraya girmesi bu kadar imkansızdı da siz neden çıkma gereği hissettiniz? Siz neden çıkmayı planlıyorsunuz? Neden halkınıza gidip biz Avrupa Birliği'nden çıkalım mı çıkmayalım mı dediniz? İşte bazen hani hep söylediğimiz bir söz vardır. Bazen büyük lokma yiyeceksin ama büyük laf konuşmayacaksın. Dönüp dolaşacak bir gün bu Osmanlı tokadı gibi böyle duracak karşında, o şamarı yiyeceksin. Evet, Avrupa Birliği bu kadar iyi idi ise İngiltere neden Avrupa Birliği'nden çıkmak istedi? Ve sevgili izleyicilerimiz, ulusal gazetelerimize geçip Türkiye ve Dünya gündemine göz atalım. Orta Doğu Gazetesi ile devam ediyoruz. Bölünmeyeceğiz, güçleneceğiz diyor Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yalçın. Milliyetçi Hareket Partisi bu badireden bölünerek değil, tam tersine güçlenerek çıkacaktır. Cenab-ı Hak bu şehri de, bu şerri de hayra tebdil edecek. Camiamızın feraseti bu fitneyi ortadan kaldıracaktır dedi. Ve geçiyoruz Yeni Şafak gazetesine. Yeni Şafak gazetesi de adı Yıldırım Beyazıt oldu. Ecdadımızdan esinlendik diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda yapılan cami ibadeti açtı. Erdoğan, biz bu caminin adını ecdadımızdan esinlenmek suretiyle Yıldırım Beyazıt Camii koyalım dedik. İnşallah Yıldırım Beyazıt ile anılan bir cami olur dedi. Faili meçhullere karıştığı iddia edilen 30 istihbaratçı gözaltında FETÖ'nün infaz timi. 5 yıl önce Kırklareli'nde kaybolduktan sonra Akçakoca'da işkenceyle öldürülmüş bulunan gazeteci Haydar Meriç cinayetine ilişkin 19 ilde 30 istihbaratçı ve polis gözaltına alındı. Polisler arasında Deniz Baykal ve MHP'lere yönelik kaset ve böcek kumpasına görev alanlar da bulunuyor. Ve geçiyoruz Habertürk gazetesine. Habertürk gazetesinin ilk sayfasına baktığımızda sevgili izleyicilerimiz, Cameron'dan zafer ilanı. İngiltere'de AB üyeliği referanduma yapıldı. Sonuçlar açıklanmadan Başbakan Cameron, İngiltere'nin Avrupa'da kalmasını sağlayan herkese teşekkürler dedi. AB'ye evetlere teşekkür. Ama hayır çıkmış. Önden peşin yapmış. Aslında gönlü Avrupa Birliği'nde kalmaktan yanaymış. Evet, hükümetten sürpriz. Bu kez vergi de yok, denetimde varlık barışı. 3 yıl aradan sonra yeni varlık barışı geliyor. Öncekinin aksine 31 Aralık'a kadar varlıklarını Türkiye'ye getireceklerden vergi alınmayacak, denetim olmayacak deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Esenboğa'ya 3000 kişilik Beyazıt Camii'nin ibadete açıldığına dair haberi aktarmışlar. Ve geçiyoruz Güneş Gazetesi'ne. Baş Haşhaşi'nin ölüm timleri diyor. Birçok suikastın faili. Fethullahçı terör örgütünün infazları mercek altına alındı. 164 faili meçhul cinayet dosyası tekrar açıldı. İlk somut adım Gülen aleyhine kitap yazmaya hazırlanırken Domuzbağı'yla vahşice öldürülen gazeteci Haydar Meriç cinayetinde atıldı. 30 polis gözaltında. FETÖ karşıtlarını susturdular diyor. Bazıları öldürülüyor, bazıları da hapse atıldı. Ve geçiyoruz Zaman gazetesine. Doğu ve Güneydoğu borla kalkınacak. Terörün panzehri ekonomik yatırımlar geliyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın yeniden yapılandırma projesinin ilk adımı madencilikte atılıyor. Yıllardır terörün pençesinde kıvranan bölgenin kaderi beyaz altın borla değişecek. Şanlıurfa, Mardin ve Ankara'ya kurulacak bor işleme tesisleriyle yüzlerce kalem, ileri teknoloji ürünleri üretilecek. Yeni iş imkanlarıyla da tersine göç bekleniyor. Bu arada belki farkında değillerdir ama Mardin'in Mazıda ilçesi vardır. Mazıda ilçesinde de çok güzel fakat atıl bulunan bir tesis vardır. Nedir o tesis? Evet. Evet, bak unuttum mesela, gördün mü? Mazıda fosfat tesisleri. Çok güzel büyük tesisler var. Hatta bundan yıllar önce bir bakan gelmişti ve demişti ki
Bak aynen cümle şu. Belki Google'a yazarsa vatandaşlarımız bulurlar. Burnumuzun dibinde yeraltı zenginliğimiz var ve biz bunun farkında değilmişiz bugüne kadar. Bugünden sonra Mazda fosfat tesislerini faaliyete geçiriyoruz dedi. Üzerinden yıllar geçti. Neredeyse 20 yıl rahat, hatta belki 25 yıl geçti. Mazda fosfat tesisleri hala atıl durumda. Mazda'da fosfat var. Fosfat tesisleri var sevgili izleyicilerimiz. Fosfatı da değerlendirmek gerekir ilaveten Bora. Ve Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Almanya'da sinemaya cinnet baskını. Bir izlediniz galiba. Yani ülkemizde de yayın yapan dün bir televizyon kuruluşu vardı. Manşet şu. Bak yazmış. Sinemaya baskın. Kim yaptı? Terör saldırısı. Sonra Almanya'dan Türk fakat gazeteci, Almanya'da gazetecilik yapan bir hanımefendiyle telefon bağlantısı kuruyor. Bizde yayın yapan televizyon kuruluşu. Diyor ki oradaki muhabire, Almanya'da diyor böyle bir olay yaşandı diyor. Bir baskın gerçekleştirildi diyor. Sinemaya özel timler çağrıldı, özel harekatçılar geldi. Bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Ama Alman basını bu konuda galiba çok yavaş. Şimdi Ezel, Almanya'daki muhabirin cevabı şu. Almanya'daki basın Türkiye'deki basın kadar hızlı ve öngörüşlü değil. Almanya'daki medya ve basın bilgileri teyit etmeden haber yapmayı pek etik görmüyorlar diye bir kapak yaptı. Şimdi bak benim ülkemde alt KJ terör saldırısı. Halbuki terör saldırısı da değilmiş. Neymiş? Bir tane meczup. Akli dengesi yerinde olmayan, kişisel terör eylemiyle alakası olmayan, terörle hiçbir ilgisi olmayan, aklı başında olmayan, halk tabiriyle deli dediğimiz birinin silahını çıkartıp ateş etmesi. İnsanlara da değil çünkü yaralı yok. Yaralananlar da işte polisin müdahalesinde sıktığı gazdan dolayı 25 kişi böyle hafif yaralanmışlar, etkilenmişler gazdan. Ama aradaki farkı görüyor musun? Yani aradaki anlayış farkını görebiliyor musun? Almanya'da yaşanırken bizim Türkiye'den hemen manşet atıldı. Terör saldırısı, Almanya'da terör saldırısı. Ve Almanya'daki Türk muhabir diyor ki, burada diyor basın bilgileri teyit etmeden, resmi makamlardan teyit etmeden bu tür haberleri yapmayı pek kendine göre bilmez. Umuyorum bu açıklama Türkiye'deki kendini gerçekten gazeteci zanneden, gerçekten yayıncı kuruluş zanneden kurumlara kapak olur, ders niteliğinde olur ve bizdeki gibi daha bir patlama olur, hemen bizde ölü sayısı vermeye başlarlar. Terör örgütünün ismini dahi yazarlar önden. Bakın yanılabiliyorlarmış. Evet devam edelim. FETÖ'den domuz bağı ile infaz, cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in infazında sır perdesi aralandı. Gülen'le ilgili bir kitap yazdığı için öldürüldü. Ve devam ediyoruz farklı bir gazeteye. Posta'ya geçiyoruz. Posta'da sevgili izleyicilerimiz, Ayasofya'nın cami yapılması gündemimizde yok diyor. Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'in açıklamalarına yer vermiş. Analı kızdı diyor. 31 yıl sonra okula döndü. Evet, Azmin başarısı. Ve Hürriyet gazetesi, kararsızın Erdoğan referandum çıkışı ABD yankı yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyelik müzakerelerinin referanduma götürülüp devam mı tamam mı diye sorulabileceği yönündeki açıklamalarına Brüksel'den karar Türkiye'nin mesajı geldi. Evet. Terör bumerang gibidir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün de isim vermeden AB'yi eleştirdi. Türkiye'nin terörle mücadelesini sessiz kalanlara söyledik. Bu bumerang gibi onları da vurur diyor. Erdoğan'ın sözlerini ciddiye almıyorum diyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanının Avrupa Birliği müzakerelerini referanduma götürebilir sözlerini ciddiye almıyoruz dedi. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye. Türkiye gazetesi de. Terör destekçisi başkana bypass, belediye yerine vali. Vatandaşa değil terör örgütüne hizmet eden belediye başkanları görevden alınacak. Onların yerine valilik devreye girecek. Evet biliyorsunuz böyle bir yetki var.
Yani hatta toplanmayan çöplerde o kentte valilik hemen devreye girer. Valilik bünyesinde bulunan kurumlara ait iş makineleriyle o çöpler belediyenin çalışmasına müsaade etmeden o çöpler kaldırılabiliyor. Hemen o yetki valiliklere geçebiliyor. Ve devam ediyoruz akşam gazetesi. Paralel'in cinayet bürosuna yer vermiş. Dokunulmazlıkları kaldırın diyenler şimdi kaçıyorlar diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalara yer vermiş. İngilizler Avrupa'nın kaderini oyladı haberine de yer vermişler. Ve Star gazetesi programımızın son gazetesi. Yaş bekleyene erken emeklilik. Sigortalı prim gün sayısını doldurmuş olmasına rağmen yaş şartını bekleyen 300 bin çalışana müjde. Çalışanın lehine olacak düzenleme için hazırlanan taslak Başbakan Yıldırım'a sunulacak. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Evet bugün hafta sonu haftanın son gününde yine sizlerle birlikte olduk. Gün içerisindeki gelişmelerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ve cumartesi, pazar yine Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçelerimizdeki canlı yayınlarımız devam edecek. Mut ve Günlar'la devam edecek sevgili izleyicilerimiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Ramazan etkinliklerini sizlere canlı olarak aktarmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Ve pazartesi günü saatler 09'u gösterdiğinde de manşet programıyla sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay 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 lay. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda. Aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna raha. Bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 lay. Mecnun'a, Leyla'sına, erişilmez sırrına. Sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdun dersin, derya olur gidersin. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 l